daha arasaydın. Cevap vermiyor oğlum. Ne diye arayayım? Nasılsa yeri belli. Abi, şimdi bu bombayla bir tek biz mi öleceğiz? Ne biz öleceğiz? İstanbul diye bir şey kalmayacak. Abdül, arasana Alper'i. Bir helikopter yollasın. Binelim gidelim. Abi ben kendim için demiyorum ki. Bir senin çocuğun var. Senin için dedim. Oldu. Geçerken Ali Memati'yi, Ömer Baba'yı, Nazif Anne'yi de alırız. Patlayacak işte lan. Alo Alper. Bir şey düşündüm. Başbakan ofisten çıktı mı? Kim var yanında? Başbakan Amerikalı general ve büyükelçi ile beraber. Beni başbakanla görüştür. Polat Alemdar efendim. Alo. Hiçbir şey yapamıyor muyuz? General ve büyükelçinin oradan ayrılmamasını sağlayabilirseniz ben bu işi çözerim. Amerikalılar gittiler mi? Helikoptere binmek üzereler efendim. Geri çağır. Ama efendim. Gelmezlerse zorla getir. O helikopter kalkmayacak. Baş üstüne efendim. Duyabildin mi? Duydum. Gelmemi bekleyin başbakanım. Usta, ne oluyor? Ne yapacağız? Malı sahibine iade edeceğiz. Anlamadım usta. Şunu şuradan usulca kaldıralım. Sayın Başbakan sizi çağırıyor. Çıkmamız lazım. Sayın Başbakan dönmenizi emrediyor. Buyurun. Ben Amerika Birleşik Devletleri'ni temsil ediyorum. Beni ve ülkemi bu şekilde aşağılayamazsınız. Ne gerekçeyle burada tutuluyoruz? Beni ve ülkemi her fırsatta hiçe saydığınız için. Benim ülkem laboratuvar değil. Kobay faresi değil ki üstlerinde nükleer testler yapasınız. Sayın Başbakan, sizi korumak için size verdiğimiz nükleer silahlara sahip çıkamadınız. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Siz bu silahlar için yalvarmadınız mı? Haddini bil. Küstah! Burada daha fazla kalmayı reddediyorum. Niye? Ölmekten mi korkuyorsun? Bak, ben korkmuyorum. Siz tecrübelisiniz. Japonya'yı bombaladınız. Neler olduğunu, insanların nasıl öldüğünü biliyorsunuz. Bizden ne istiyorsunuz?
Hiçbir şey. Sadece müttefiklerimizle beraber ölmek istiyoruz. 60 yıldır müttefikiz, değil mi? Başbakanım, müttefiklerimizin canı kıymetlidir. Belki de bombanın patlamasını engellerler. Nasıl engelleyecekler? Pentagon'u arayacaklar. Bu bombanın şifresini girecekler. Ve Washington'dan sistem kilitlenecek. Size yalvarıyorum efendim. Bu bombayı patlatın. Türk devletinin başındakiler, Amerikalı general, büyükelçi ve milyonlarca insan ölecek. Türk-Amerikan ilişkileri sonsuza kadar nefrete dönüşecek. Türkler NATO'dan ayrılacak. Eskisi gibi sadece ve sadece bizim güdümümüzde olacaklar. Bu Almanya için büyük bir fırsat. Üçüncü Rah için büyük bir fırsat. Patlama komutu Washington'dan verilmediği için geri sayımı durduramıyoruz efendim. Ne yapmamızı önerirsiniz? Bulunduğumuz noktanın koordinatlarını girin. 41 dereceye 10 dakika 8 saniye doğu boylamı. 29 derece 1 dakika 8 saniye kuzey enlemi. Tamam, kaydettim efendim. Sistem vericisini bloke etmeyi deneyeceğiz. 45 saniyeniz var. Uğraşıyoruz efendim. Birinci müdahale olumsuz. W-18 uydusundan deneyin. Olumsuz efendim. J-13'ten deneyeceğim. J-13 müdahalesi olumsuz. 15 saniye. D-45'ten deniyorum. Deniyorum efendim ama yine olumsuz. Bir saniye efendim. Yeni sistemi devreye alıyoruz. Altı saniye kaldı. Bu bombayı patlatmak isteyen hasta ruhlu adam kim? Patlatamayacakları belliydi. Onlardan nerede cesaret? Teşekkür ederim. Müsaadenizle biz artık gidelim. Bomba bizde kalacak. Sayın Başbakan öfkeli olmakta haklılar. Ama şansınızı çok zorluyorsunuz. Ateşleme mekanizmasını profesörlerimiz sökerler. Bomba bizde kalacak. Bakın Sayın Başbakan, bedel ödersiniz. Bu bombanın terör örgütünün eline geçip Amerika'da veya İsrail'de patlamayacağının garantisini verebilir misiniz? Belli ki sahip çıkamıyorsunuz. Biz değil, siz sahip çıkamıyorsunuz. Bu bomba sizin elinizden İsrailliler tarafından çalındı. Onların elinden kimin çaldığı bile belli değil. Üsse haydut gibi girme hususunu kapatmıştık. Açarsak NATO'dan atılırsınız. Üsse ben girdim. Yarın yine terörist kılığında ajanları saklayın yine girerim. Ülkemin düşmanları bu topraklarda insanımı öldürüp kimin bayrağının altına saklanıyorsa ben oradayım.
Saldırıyı yapanları sakladığımızı ispat edin, biz bedel ödeyelim. Üsse girdiniz. Eğer onlar orada olsaydı ele geçerdiniz. Ben de bir şeyler bahane edip Irak'a girdim. Polat Alemdar, başkaları yer, ben yemem. Delil mi istiyorsunuz? Size canlı kanıt getireceğim. Kanıt gelmezse sizi, ikinizi Amerika Birleşik Devletleri'nin düşmanı ilan edeceğim. Benim hiçbir devlete düşmanlığım yok. Ülkemin içine girip onu karıştıran ellerin peşindeyim. Hepsini tek tek kıracağım. Generalim, size tavsiyem, bizi tehdit etmeyin. Biz tehditten korkmayız batılılar gibi. Tehdit bizi ancak daha çok biler. Toplantı bitmiştir beyler. NATO toplantısı var. O toplantıya delil dediğin neyse getirmezsen bu iş burada biter. Toplantı ne zaman? 2 gün sonra. Ben senin yerinde olsam onu çıkartmam Hüsnü Bey. Niye efendim? Nasılsa Memati Bey yine kıracak. Kırsın efendim. Gerekirse kafamı kırsın. Görsün ki ben sevdamdan vazgeçmem. Ne sevdaymış kardeşim. Gören de yanlış anlama, yengemizi bir şey zanneder. Teessüf ederim Tuncay Bey. Hem aşkım hem hanımım hakkında nasıl böyle konuşuyorsunuz? Yanlış anlama dedim ya kardeşim. Yani ne buluyorsun, neyi seviyorsun onu soruyorum. İnsan gördüğünü sevmez ki efendim. Bunu benim gibi deli bilebilir. Bir insanın sevilmesi için beni sevmesinden daha büyük bir şey olabilir mi? Fedakarlığını, merhametini, namusunu geçtim. Onlar zaten var. Hüsnü Bey kardeşim, bu hayatta hiç kimse beni sevmedi. Sizi sevmelerine müsaade edin o halde. Nasıl edeyim? Bırakın artık orayı burayı temizlemeyi. Yüreğinizdeki örümcek ağlarını temizleyin. Ya kardeşim, onu da temizleyeyim, öbürünü de temizleyeyim. Olmaz. Bu titizliğiniz beni bile usandırdı. Usandırırsa usandırsın. Seni sevmene mi kaldık? Çek dışarı kardeşim. Abi. Acıktın mı Erhan? Yok abi. Sen Abdülay? Yok abi. Sen acıktın mı Memati? Yok usta. Ya ne olmuş size? Bomba sanki midemize çöktü usta. İyi kardeş, bir şey demedim. Abi acıktıysan ofiste menemen yapayım. Hiç menemene fit olmam Erhan. Ölüm var ölüm. Kimse arkamızdan aç gitti demesin. Usta asıl sana ne olmuş böyle? İcraat beni her zaman acıktırır Memati. İcraat bitti usta. Ömür biter, icraat bitmez Memati. Amcam, sana yaptıracak değil mi? Neyi? Beni sana infaz ettirecek.
Yapsa kendi yapardı. Amcam, birine sıkmayalı kaç yıl oldu Zeynel? 20, 30? Nasıl öldüreceksin beni? Özcan, ne diyorsun sen? Uyurken mi sıkacaksın? Böyle otururken mi? Yolda yürürken mi? Kafanda kuruyorsun kuruyorsun, ondan sonra bana sarıyorsun. İple boğ beni. Amcam, kendi kanına girmesin. Olur. Zeynel, hiç amcamın emrini yerine getirmediğin oldu mu? Oldu. Neydi? Ben de unuttum, amcam da unuttu. Neydi? Söyle bana. Bir kendine gel, kendine. Yakışıyor mu bu haller sana? Ne yaptın Zazel'le Zülfikar'ın işini? Neye bağladın? Usta, Zülfikar'ın adamı ya adamı ya yeğeni öyle bir halt etmiş ki. Ne yapmış? Zaza parayı vermez diye gitmiş alacağı örgütü havale etmiş. Zaza da uyanık tabii. İşin içinde biz varız, parayı niye vermesin? Gitmiş, Zülfikar'ın mallarına çökmüş, parayı toplamış. Örgüte niye bulaşmışlar akılsızlar? Çok da akılsız iş değil bir taraftan. Ben racon kestim ya. Hem bana hem de Zaza'ya çizik atacaklardı. Zaza'nın yaptığı işi tersine çevirdi. Örgütle iş yapmak ne demek abi? Ceza kesmeyecek misin? Ben ne keseceğim? Zülfikar kesecek. Abi geç gelen adalet adalet değildir. Bir an önce adaleti tesis et. Yoksa ortalık kan gölüne dönecek. Dosyayı inceleyecek zaman mı var Derhan? Amerikan üssü, Kuzey Irak, İstanbul, Hisarlar, köprüler. Memati git Zülfikar'la konuş, yeğenine bir şey yapmasın. Yapsın usta, niye yapmasın? Yapmasın Memati, niye yapsın? Yapmasın ki kan dökülmesin. Zülfikar Zaza'ya kim beslemesin? Zaza tepemde boza pişirecek. Onunla da konuş, bu husus kapansın. Sonra ikisinin de ortak bir iş yapmasını sağla. Bol para kazanacakları. Uyuşturucu da dahil mi usta? Uyuşturucu yok Memati. Çok para kazansınlar diyorsun usta. Başka iş mi yok Memati? Beni söyletme. Abi yeter. Şiştim Allah aşkına. Memleketin haline, sizin konuştuğunuz meseleye bak. Ayranı fazla kaçırdın, ondan şiştin Abdüley. Soda getir gülüm Abdüley abine. Emredersiniz. Abi bırak sodayı. Bütün kızılcahamamı içsem doymam. Vallahi ben doydum. Şimdi kafam çalışıyor. Memati abine de künefe getir. Peki efendim. Ben de yerim. Tabii abi. Abi Mossadçıları nasıl bulacağız? Alper'le konuş. Mossadçıları karakoldan çıkaran istihbaratçıyı İstanbul'a alsınlar. Ne olacak İstanbul'u alınca? Sorguyu alın, gerisi kolay. Usta bunlar acemi değil. Abdüley, maalesef bizim sistemimiz o kadar zayıf ki bütün memleketler en acemi istihbaratçılarını buraya staja yolluyorlar. Getir bakalım koçum. Buyur abi.
Vallahi bu künefe yedikten sonra bu memleketi kimseye yedirmem. Nereye abi? Baba Memduh abi, geçmiş olsuna gideyim. Bakayım torununun bildiği bir şey var mı? Kesene bereket usta. Ah kardeşim. Abi fotoğraf çekilebilir miyiz? Abi fotoğraf çekilebilir miyiz? Oğlum akılsız mısın? Bizim buraya geldiğimizi duyan olursa burayı tepene yıkar. Mossad düşmanımız, Amerika düşmanımız, örgüt düşmanımız. Sen ol, kimseye geldiğimizi söyleme. Peki abi. Hadi. Sağ ol anne, zahmet ettin. Ne o? Bomba patlamadı diye üzüldün mü? Bir sıkıntı var. Bir tane ise mesele yok. Hallederiz. Memduh'un torununu Polat Alemdar kurtarmış. Benim başımı Şahmeran'la belaya sokacaksınız. Eğer burada bir erkek otursaydı, onun karşısına gelip bunu söyleyemezdin. Benim için lider liderdir. Kadın erkeği yoktur. O zaman sana öldür dediğimi öldür. Çık dışarı. Ne demek lan bomba patlamadı? Başkanım, Lale Zara'nın adamları Baran arkadaşı infaz etmemişler. Polat Alemdar oradan bombanın yerini tespit etmiş. Lale Zara kim ulan? O kim ki benim emrimi yerine getirmeyi? Arayın şu kadını! Defolun lan! Defolun! Şahmaran arıyor. Sen çık. Alo. Sen kimsin ki benim emrimi yerine getirmezsin? Sen kimsin ki bana emir veriyorsun? Sen kimsin ki örgütün önderi dururken önderlik taslıyorsun? İstanbul'u patlatıyorsun? Bana bak Lale. O koltukta oturuyorsan, siyaset yapıp ona buna kafa tutuyorsan benim sayemde yapıyorsun. Benim silahlarımın gölgesinde yapıyorsun. Bilmiyor muyum o silahları kimden alıyorsun? Hem İsrail'in hem Almanların koynuna girerken. Utanmıyor musun halkına ihanet etmeye? Ulan ajan, 20 yıldır Almanların koynunda ben mi yatıyorum? Sen git bunları örgüte yeni katılan kızlara anlat. Alo, alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi abi. Hoş gelmişsin benim babam. Hoş bulduk baba Memduh. Buyur.
Ne yaptın? Hasret giderdin mi torununla? Benim öyle bir torunum yok. Yok deyince yok olmuyor. Oluyor, oluyor. Ağzın yok diyor da gönlün ne diyor? Sen onu söyle bana. Niye bu civanım öldü diyor? Ben ölürdüm onun yerine. Çocuğu da ölürdü. O niye öldü diyor? Ya baba Memduh, ben bunları hep soruyorum da hiçbir cevap alamıyorum. Hakikat bizim bu çocuk İstanbul'u havaya mı uçuracaktı? Hı hı. Benim soyumdan, sopumdan, kanımdan, canımdan bir çocuğun böyle bir şey yapacağını aklım almıyor. Ben haram yemedim. Kimseye yedirmedim. Kimsenin hakkını da yemedim. Kendi hakkımı da yedirmedim. Bu nasıl iş? Bunlar nasıl insan? İnanmış. İnsanları öldürmeye. İnandırılmış. Kime ha? Kime? Kime inandırılmış? Neye inandırılmış? Sordun mu hiç torununa? Oturup konuştunuz mu? Hiç dinledin mi? Neyini dinleyeceğim onların? Sen dinlemezsen başkaları dinler. Kim dinliyorsa dinlesin. Anası gördü. Oğlunun kokusunu aldı. Al götür bunları hapse koy. Bir daha da çıkmasın. Tamam, çözdün mü bu işi baba Memduh? Benim çözümüm bu kadar. Ne güzel. Toplayıp bunların hepsini içeri atalım. Dert tasa bitsin. Cezaevinde yer mi kalmadı? Yenilerini yapalım. Olmadı, sınırlarla, çitlerle çevirelim. Köylerinde mapus hayatı yaşasınlar. Daha da olmadı, verelim topraklarını gitsinler. Bu mu çözümün baba Memduh? Bana kalkmış bunları mı savunursun? Yoksa ağzımı, gönlümü mü ararsın? Ben bir şey anlamadım. Ben diyorum ki, büyük bir yara var. Biz bu yarayı tedavi etmediğimiz müddetçe bu yarayı kaşıyacaklar, kaşıyacağız. Bu yarayı kangren yapacaklar, yapacağız. Ya Allah aşkına. Karşılıklı diyelim ki yaramız var, çaresi bizde yok. Allah'ım bize bir çare ver. Allah çare vermezse o zaman kopan kopsun. Ama ben inanıyorum. Verecek. İnansan da verecek, inanmasan da. Baran ölümden döndü. Gel bir geçmiş olsun de. Benden istediğin bir şey var mı de. Ondan sonra Baran'la ben ilgileneceğim. Ya senin işin var, gücün var. Bir de bizimle mi uğraşacaksın? Benim işim de gücüm de bu. Beni kıracak mısın baba Memduh? Canım sana feda, o nasıl laf? Bu iş nasıl olacak Can Polat? Hata yapanı affedeceğiz. Ama haini asla affetmeyeceğiz. O ikisini nasıl ayıracaksın? Torunun hain olsa merhamet edip anasını aramaz. Çünkü hainin ne anası vardır ne babası. Deden geliyor. Abi. Hudeş terazi. Estağfurullah. Geçmiş olsun. Bir şeye ihtiyacın var mı? Bırakın beni gideyim. Nereye gideceksin? Sana ne? Cehennemin dibine git. Yetmedi mi cehennemde yaşadığın? Biraz daha git. Sana cehennem, bana cennet. Defol git evimden. Nankör haramzade. Baba Memduh, müsaade et. Müsaade et. Hemen diyetini almaya geldin değil mi?
Neyin diyetini? Canımı bağışladın ya Alemdar Ağa. Artık senin kulunum, kölenim. Ne istersen yaparım değil mi? Senin canını ben vermedim ki ben bağışlayayım. Bin senedir bağışlıyorsunuz canımızı, malımızı. Her şeyimizi siz veriyorsunuz. Niye şimdi aslını inkar ediyorsun? Emret, davamı satayım. Örgütüme ihanet edeyim. Halkımı yerden yere vurayım. Sen beni tanımıyorsun. Ben Polat Alemdar. Senin dedem benim dostum. Tabii. Dedem de devletin köpeği. Sen de. Ben lafımı bitirmeden bir daha konuşmayacaksın. Şşş! Ben lafımı bitirsem de bitirmesem de... bir daha hayvan ismini ağzına almayacaksın. Benimle insan gibi, adam gibi konuşacaksın. Dinle. Deden benim dostum. Ben dostlarım, sevdiklerim için yaşarım. Onlar için ölürüm. Bir de dostlarım, sevdiklerim için gözümü kırpmadan öldürürüm. Götür beni TC'ye teslim et. Nefesini boşuna tüketme. Bundan sonra ben senin için devletim. İsyan mı edeceksin? Bana edeceksin. İtiraz mı edeceksin? Bana edeceksin. Derdin mi var? Bana söyleyeceksin. Kavgan mı var? Benimle edeceksin. Ama benim dostuma hak ettiği saygıdan zerre azını gösterirsen gözümü kırpmayacağım. Anacığının gözünün yaşına da bakmayacağım. Hiç değilse oğlu kör bir kurşuna gitmez. Hain olarak ölmez. Bu odadan çıktığım an benim düşmanımsın. Öldüreceksen şimdi öldür. Elinde fırsatın varken öldür. Al öldür. Düşmanlarım benden nefret edebilir. Hainlik yapabilir. Bana tuzaklar kurabilir. Arkamdan atıp tutabilir. Beni vurabilir. Hatta öldürebilir. Ama hiçbir düşmanım bana saygısızlık yapamaz. Al. Sık. Ben burada değil. Buradan çıkınca öldüreceğim dedim. İşte bu bana saygısızlık. İçeri girer girmez diyorsun ki, diyet almaya mı geldin? Ya senin etin ne, budun ne? Dirhemin ne? Kaç çekersin ki ben senden diyet alayım? Ya oturdum, dostum dediğime hakaret ettin. Ben sinime çektim. Ama buradan çıktığında öldürürüm dersen, işte onu sineye çekmem. Ben yaşayayım diye hiçbir yere sığınmam. Hiçbir şeyin arkasına saklanmam. Al vur. Al. Benim üstüme gelme. Niye koçum? Anamın, atamın yanında kimseyi vurmayacağımı biliyorsan. Misafirimizsen. Namusumuzsan. Bırak lan bu feodal ağızları. Her gün küfretmiyor musunuz? Örfe, adete, geleneğe, töreye. He? Ama misafirinim. Doğrudur. Sadece ananı aradın diye kafana sıkacaklardı değil mi? Halkından biri bunu yapar mı? Ama örgütün yapar. Bu halk misafirine namus diye bakarken sen gidip o halkı yok etmeye azmetmiş örgüte hizmet ediyorsun. Benim senin gibi kafasızla konuşacak hiçbir şeyim yok. Ben biraz yüklendim, sen alttan al. Varsa bir bildiği dinle. Dinlediklerini Alper'e anlat. Belki bir şey çıkar.
Abi ya kaçmaya kalkarsa? Nereye kaçıyor Cahit? Örgüt gördüğü yerde kafasına sıkar bunun. Artistlik yapsa da yemeyin. Hı hı. Ağam, Memati boş geldi. Ne bekletiyorsun oğlum? Alsana içeri. Ne haber Zeynel? İyidir. Haber versen kapıda karşılardık Memati. Niye bizi eziyorsun? Kendi mekanımıza haberli mi gelelim Zülfikar ağa? Eyvallah. Buyur. Sen bana gelmezsen ben sana gelecektim. Bu hayatta Zaza'nın hakikati diyeceğini biri bana söyleseydi, yalan söylüyorsun deyip dilini keserdim. Ama maalesef haklı. Öz yeğenim Yezid çıktı. Niye böyle bir şey yapmış ağa? Aklınca Zaza'yı sıkıntıya düşürecek. İşin içinde başka bir iş yok, değil mi Zülfikar ağa? Yok. Daha fazlasını onun aklı kesmez. Bundan sonra hiç kesmez. Çünkü ben onun kafasını keseceğim. Sen bana hakemliğe geldiğinde sen ne dersen o demedin mi? Dedim. Yeğenin sana karşı değil, bana karşı hata yapmıştır. Memati. Aa, ben ne diyorsam o değil mi? Yeğenini bir seferlik affediyorum. Bir daha senin sözünden çıkmamak kaydıyla. Zaza bu işe rıza göstermeyecek. Zaza'nın şişini indirmek kolay. Azıcık ticaretin ucunu gösterdik mi olur biter. Memati, niye bunu yapıyorsun? Senin dostluğun hem bana lazım hem benden sonrakine. Oğluma. Gün gelecek senin yeğenin de benim oğlumu hatasıyla kabul edecek. Memati, sen benim bir ömür dostumsun. Senin dostun bir ömür dostum. Düşmanın bir ömür hasmım. Polat'ın adamısın. Hı hı, evet. Çayını iç kalk git. Sana anlatacak bir şeyim yok. Belki benim sana anlatacak bir şeyim vardır. Benim senden dinleyecek bir şeyim de yok. Usta, Zülfikar'a tamam gibi. Ama tabii Zaza'yı soruyor. Zaza ne diyor? Daha konuşacağız. Çağırdım bir kahvemi iç diye. Söyle Cahit. Ya konuşmuyorsa konuşmasın.
Onun bildikleriyle iş yapacaksak oho. Zaten çocuktan ne bekliyordun usta? Hiç kimsenin vereceği bilgiyi küçümseme. Senin iki gözün var. Ama daima senden başka en az iki göz daha var. İstihbarat dedikleri budur. Efendim abi. Geldi mi istihbaratçı Abdülay? Şimdi binaya girdi abi. Alper Bey sizi bekliyor. Demek ki karakoldan Mossadçıları kaçıran sensin. Açıl açıl lu. Kardeş dışarıdaydık yoksa başımla beraber. Tabii ki. Buyur bizim mekanımıza gidelim. Ama hani dedim seni bekletmeyeyim. Değil mi Cevher? He dayı. Senin bulunduğun mekan da benim bulunduğum mekan da benim mekanım. Ayrı gayrımız mı var Zaza? Bizim mekan neresi o zaman? Her yer seninse. Sana çok güzel bir mekan ayırttım Zaza. Merak etme. Neresiymiş? Residence manzaralı mı olsun, deniz manzaralı mı? Seç. Seç Cevher. Rezil danslı mı olsun, yoksa deniz manzaralı mı olsun? Dayı suyu görmekten bıkmadık mı? Artık büyük kuleli yerleri, gökdelenleri görmek isteyeyim. Ben modernite seviyorum ha. Yanlış arattın gene humarlık. Denizi seçtim Memati kardeş. Aşiyan'da bir mezar ayırtmışım sana. Lebiderya, çift katlı. Altına ister cevheri al, ister imdatı. Ben altta kalmayı sevmeyeyim dayı. Şşş. İyi oğlum. 301 olduz. Beni mezara koyduz he. Gel. Mezele komaya mı çağırdın beni? He? Niye çağırdın? Ben çağırmadım. Kendin geldin. Neyse ne. Hele lafın ardını söyle. Zaza. Sen. Ben. Zülfikar Ağa. Ortak oluyoruz. Olak. Yegane Özcan da ortağımız oluyor mu? Bilirsin bu sıra örgütün ortak olmadığı iş batı ya. Üçümüzün ortak olduğu işe dördüncü ortak ancak Azrail olur Zaza. Zaza ben o işi kapattım. Sen de kapatacaksın. Özcan bir edepsizlik yapmış. Bir daha yaparsa kafasını ben koparacağım. Zaten sen de gittin günah yokken Zülfikar'a çattın. Adam bir de yeğeninden mi olsun? Ele adı ortaklık olmasın o zaman Memati. Ambele anonim şirket kurak. Büyütek holding olak. He? Bak Cevher modernite sevmiş. 23 numaralı kat benim. Niye 23? Biri sevmiyim. Dört de sevmeyeyim. İki ile üç bana yeter. Anlayan anladı. Sen beni sorgulayamazsın. Dua et sadece sorguluyorum. Hain diye asmıyorum. Sen kimsin ki bana hain diyorsun? Bana tek tek bütün tanıdığın Mossadçıları anlatacaksın. Ben Gorion, Theodor Herz, Moshe Dayan, Menahem Begin, Arya Shar. (Gülüyor)
Konuşmuyor abi. Ne yapacağız? Bir süre sonra yanına Alper gelsin. Ne yapıyorsun diye sana diklensin. Kavga edin. Sonra seni kovsun odadan. Sonra da adamı bin bir özürle serbest bırakın. Tamam abi. Ya bizi fark etti, ya yemi yuttu. Zekalı, sana asla buraya gelmeyeceksin demedim mi? Polat Alemdar benim size çalıştığımı öğrenmiş, peşimde. Beni güvenli bir yere yollayın. Seni çok güvenli bir yere yollayacağım. Abi sen niye içeri girmedin? Memati ile Abdüley konuşacak hale getirsinler adamı. Yazık, yaralı. Abi Memati abiyi sokmasaydın. Abdüley yine nereye vuracağını biliyor da. Memati abi istemeden öldürür. Hadi gülüm, hadi sen yerine. Asıl Mossadçıların sağa solu belli olmaz. Baskın yaparken baskın yemeyelim. Hele bir istediklerimizi anlatma. Seni anandan doğduğuna pişman edeceğim. Ah!
Yeter. Usta, arkadaş bizimle işbirliği yapacakmış. O zaman niye vuruyorsun ki? Ne kadar şanslı olduğunu anlasın diye usta. Ya işbirliği ya ölüm. Benim vaktim yok. Bütün bildiklerini arkadaşlara anlatırsın. Bana diyeceğini de ben gideceğim. Anlaşsana lan! Örgüt kongresini topluyor. Bombanın patlamasını engellediğiniz için. Nerede, ne zaman? Yarın gece, Kuzey Irak'ta. Duydunuz. Hazırlığınızı yapın. Usta, yalan söylüyordur bu. Ölüme yolluyor bu bizi. Ölüm ölüm dediğin nedir ki gülüm? Sorgusunu bitir, bunları Alper'e teslim et. Ben Lale Zara ile görüşmeye gidiyorum. Anlamadım abi. Abdüley, bunları birbirine düşüreceğim. Gidip kadınla görüşeyim, görüştüğüm kongreye bomba gibi düşsün, üstüne de biz düşelim. Bakalım benim konuşmama dayanabilecekler mi? İndirin lan silahlarınızı. Kim görmüş kadınlara bir şey yaptığımızı? Lale içeride mi? Yok. Sen bize iki kahve söyle. Bir acı kahve içelim bakalım. Sana yok dedim. Ne yapıyorsun? Sen misafirlerimizi böyle mi karşılıyorsun? Kusura bakmayın. Bazı arkadaşlarımız şehir hayatına alışamadılar. Bir ara gönder, bizim çocuklar şehri gezdirsin. Adetlerini öğretsin. Baktım ki herkesle görüşüyorsun. Bir benim kapımı çalmıyorsun. Bari ben senin kapını çalayım dedim. Sağ olsun. İnsanlar artık bize hak ettiğimiz değeri veriyor. Sen örgütte kimin ayağına bastın ki seni bitirme kararı aldılar? Anlamadım. İstanbul'u havaya uçurma kararını sen İstanbul'dayken alıyorlarsa, hatta lideriniz buradayken alıyorlarsa, siz bittiniz demektir. İstanbul'da bir bomba mı patladı? Ben duymadım. Hem de baba Memduh'un torununu timin içine koyuyorlar bombayı patlatsın diye. Örgütümüzün adını kullanıyorlar. İstanbul'da trafik sıkışsa örgüt bunu yaptı diyorsunuz. Lale Zara. Buraya sana bir iyilik yapmaya geldim. Sen kiminle işbirliği yapıyorsun bilmem. Ama birileri İsraillilerle işbirliği yapıyor. Bu da senin kanadın değil. Senin kanadını kıracaklar, haberin olsun. Bizim halkımız her devletle menfaati için görüşür. Yeter ki bunda halkımın menfaati olsun. Halkının menfaatini istiyorsan benimle görüş, başka kimseyle değil. Senden önce de devletinin adamları örgütümle görüşüyordu. Hepsini içeri attınız. Onlar devletimin adamları değildi. Gladion'un adamlarıydı. İsrail'in adamlarıydı. Avrupa'nın adamlarıydı. Ne yani? Devletinizin içindeki ajanları temizlediniz. Şimdi örgütün içindeki ajanlara mı sıra geldi? Hem devleti temizleyeceğim, hem de örgütü tamamen temizleyeceğim.
Sen bu gücü nereden alıyorsun? Halkımdan. Hangi halktan? Bu topraklarda yaşayan halkımdan. Irk ayırmadan, din ayırmadan, mezhep ayırmadan. Usta, niye bunların kafalarına sıkmadık? Hani kadınlara sıkmıyordun Memati? Kadın değil ki, yılan bu. Yılanın başı dururken solucanlarla mı uğraşacaksın Memati? Benim size tavsiyem, yüksek ciroları olsa da medya dışındaki bütün işlerden çıkmanız. Medya hem holdinginizin en iyi yaptığı iş, hem de geleceğin işi. Peri, eğer sen bu kadar çalışmamış olsan, inan seninle daha sert konuşurdum. Çalışmanı takdir ediyorum. Ama haddini aşmanı değil. Müsaade edersen nereye ne yatırım yapacağımıza kendimiz karar verelim. Çok haklısınız. Ben de sizin yerinizde olsam aynı tepkiyi veririm. Ama maalesef yeni düzen bu. Hiçbir şekilde kendi denginiz olmayan profesyonellerin tavsiyelerini ve önerilerini dinlemek sizin... Neden enerji işinden çıkmalıyız peki? Enerji işinden çıkmalısınız demedim. Eğer enerji işinde kalacaksanız diğer işlerinizi tasfiye edin. Çok büyük sektörlerdesiniz ve hepsinin en ileri noktalarındasınız. Oysa medya patronluğu dikkat çekmemesi gereken bir iş kolu. Ama medya diğer sektörler kadar karlı değil. Katılmıyorum Davut Bey. Gazetelerinizin kârları hiçbir sektörde olmayacak kadar fazla. Ayrıca internet medyasıyla hem kâr payınız artacak hem maliyetiniz düşecek. Beni çağırtmışsınız efendim. İbrahim, saat kaç? Saatim yok efendim. Senin saatin olmayabilir İbrahim. Umurumda değil. Ama biricik peri kızının da mı saati yok? Cep telefonu var efendim. Onun saatine bakar. İbrahim, bakmıyor bu kız telefonuna, saatine. Yoksa bu saate kadar çalışır mı? Biz de bu saatlere kadar çalışmıyor muyuz efendim ha? Eskiden bir ailemiz yoktu. Sabaha kadar çalışıyorduk. Artık bir kızımız var. Sabaha kadar çalışamayız. Sizin kızınız yok efendim. Benim kızım var. Aferin İbrahim. Kızına böyle arka çıkmanı takdir ediyorum. Ama demedi deme. Davut önce insanın ailesini alır, sonra işini alır, sonra evini alır, sonra yatağını bile alır. Hatta zamanında kuponla verdiği kapkacağını bile alır. Davut Bey'in bugüne kadar bu hususta herhangi bir yanlışını gördük mü efendim? Kızını daha önce İstanbul'da gördük mü İbrahim? Bu peri kızın Davut'un bile aklını başından alır. Demedi deme. Perihan öyle bir kız değil efendim. Tamam İbrahim. Bundan sonra bu konuyla hiç ilgilenmeyeceğim. Her zaman omzumda ağlayabilirsin. Usta, hadi Irak'a gittik. Örgütün mekanına nasıl gireceğiz? Bu mağara değil ki gidip basalım. Abdül oraları avcunun içi gibi biliyordur abi. Erhan, 5 senedir yumruk sıkmaktan avcumun içindeki haritayı parçaladım. Haklısın Abdülcüğüm. Unuttum Aronfellerin sana yaptığı işkenceleri. Arada bir Zülfü Yüksel'i özlemiyor musun? Erhan, hafızam gidip geliyor ona göre. Sağlık üstünden şaka yapmayın. Uyuz oluyorum kardeşim.
Bizi Baran götürecek. Baran kim usta? Baba Memduh'un torunu. Hala çıkmadılar mı? Hayır İbrahim Bey. Kızım Davut Bey'le baş başa mı? Hayır, İnce Hanım da var. İyi, iyi, o zaman çalışsınlar. Kızınız not bıraktı babam beni beklemesin diye. Halt etmiş o. Sen burada mısın İbrahim? Kızını almaya mı geldin? Hayır, sizinle konuşmaya geldim. 2 dakikanızı alabilir miyim? Baba, İnce Hanım yorgun. Sen arabaya geç kızım. Ben babanla konuşayım. İyi geceler. Sana da. Ben de çıkabilir miyim İnce Hanım? Hayır, misafirimiz var. Buyurun. İnce Hanım, beni yıllardır tanıyorsunuz. Size ne kadar saygı gösterdiğimi biliyorsunuz. İbrahim, daha açık konuşur musun? İnce Hanım, bu hayattaki tek zaafım kızım. Ben kızıma güveniyorum. Ama Davut Bey'e güvenemiyorum. O ne demek? Davut Bey çok karizmatik bir adam. Genç kızları da bilirsiniz. Başarıyla güç karşısında savunmasız olurlar. Ben ne yapabilirim İbrahim? Ben onu bunu bilmem. Kızım sizin gibi bir kadın olacak. Güçlü, ayakları üstünde duran ve yalnız. Siz babanıza sahip çıkacaksınız, ben de kızıma. Demedi demeyin İnce Hanım. Ne demek yalnız? Bu kız rahibe mi? Gerekirse rahibe olacak. Ama öyle holding binasında kikir diyen aciz kadınlardan biri olmayacak. E kendi şirketine alsana İbrahim. Timsahın ağzının içine kendi kızımı mı koyayım İnce Hanım? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. İstanbul'dan ayrılacağınızı söylemiştiniz. Kararımdan vazgeçmem için güzel gelişmeler yaşadım. Feller Birleşik Devletler'e dönüyor. Sen yerine geliyorsun. Anlamadım. Yıllardır yaptığını yapacaksın Davut. Türkiye'yi sen yöneteceksin. Bu ülkeden ancak onun cenazesi gider. First class'ta değil de tabutta ülkesine gitmek istiyorsa benim için sorun değil. Bizzat Birleşik Devletler Başkanı Aaron Feller'i görevinden aldı. O zaman beni de göreve Sayın Başkan getiriyor. Hayır, seni göreve ben getiriyorum. Başkan sadece kararları onaylar. Yavaş. Örgüt kongre yapıyor. Neden? Birbirlerine girdiler. Sen de katıl. Hı hı. Ateşkesi savun. Ama ekibinin Türkiye dışına çıkmasını kabul etme. Sen bana burada lazımsın. Emredersiniz efendim. Polat Alemdar'dan intikamımı ben bizzat alacağım. Baran. Kalk, seni arkadaşlarının yanına götürüyorum. Oğlumu mahpuslara koymayın. Beni koyun. Kızım. Ben oğlumu bırakmam. Onu alacağınıza canımı alın. Oğlunu geri getireceğim. Cezaevine gitmiyor muyuz? Daha onun sırası var. Ben itirafçılık yapmam. Niye? Tetikçilikten daha mı kötü?
İstemediğin bir şey yapmayacaksın. Vedalaş annenle çıkalım. Bu hayırsız başınıza iş açar. Sana naz yapıyor. Getirdiği bomba İstanbul'u patlatamadı. Ama yüreğini patlattı. İnsanın inandığı davadan dönmesi, o davanın yalan çıkması öyle kolay değil. Fırsat vermek lazım. Köprüye giden yolda mayın döşeli mi? Sana soruyor. Yok. Abdüley, arkadaş önden yürüsün. Sen yaşlandın. Köprüyü geçebileceğinizi mi zannediyorsunuz? OGS ile mi KGS ile mi geçiliyor? Kaçak geçeceğiz Erhan. Faturayı nasıl olsa sonradan gönderiyorlar. Köprü başında seyyar karakol mu var, sabit karakol mu var? Seyyar karakol var. Yukarıdaki gözetleyicileri temizledikten sonra köprüye ineceğiz. Yürü. Oturun arkadaşlar.
Erhan sen burada kalacaksın. Bizim köprüden geçmemizi sağlayacaksın, anladın mı? Anladım abi. Şarjör değiştirecek zamanım yok. Aman hızlı hareket edin. Al bu da sende kalsın. Al. Hadi. İki gün önce İmralı'dan haber geldi. Önderlik son eylemleri tasvip etmediğini bildirdi. Eylemsizliğin uzatılmasını istedi. Suriye genel af çıkartacak. Af çıktığını gören gerillayı nasıl elimde tutabilirim? Onları eyleme zorlamam gerek. Ne çıkarırlarsa çıkarsınlar. Kimse bizi yok sayamaz. Suriye devleti bilmiyor mu ne yapacağımızı? Bilmiyorlarsa da öğrenirler. İran ordusu sonbahar olmasına rağmen büyük bir operasyona hazırlanıyor. Gerillayı İran'da tutabilmem çok zor. Örgütün tüm unsurları ateşkese girecek olursa Erbil bu kadar militanın kendi bölgesinde toplanmasına izin vermez. Eylemsizlik sadece TC ile geçerlidir. Suriye ve İran'da, özellikle de İran'da eylemler arttırılacaktır. Önderliğin görüşü topyekün eylemsizlik. Suriye ve İran'la uğraşamayız. Örgüt eylemde de, eylemsizlikte de ortak hareket edecektir. Önderliğin aldığı karar, örgütün mevcut dinamiklerinden habersizken söylenmiştir. Uygulanma şansı yoktur. Ne sen, ne hiç kimse önderliğin kararlarını tartışamazsınız. Önderlik tutsaklık şartları içinde mücadele vermektedir. Öncelikli stratejisi hayatta kalmaktır. Bunun için TC güçlerini onların istediği sözlerle oyalıyor. Ama biz önderliğin bize emrettiği şekilde eylemlerimizi arttıracağız. Merkez komite seninle hemfikir mi? Duydunuz. Tüm unsurların eylem bölgelerinden çekilip Kuzey Irak'ta toplanması mümkün değildir. Parti önderliğe itaat ediyor. Merkez komite önderliğe karşı mı çıkacak? Biz ne partililer gibi protokol davetlerindeyiz, ne de önderlik gibi dört duvar arasında eli kolu bağlıyız. Reel stratejik hedefler eylemsizliğe direnmeyi gerektiriyor. Biz tutsaklığımız üzerinden pazarlıklar yapmıyoruz. Abi bir ses. Abi karşıda birileri var. Nereden görüyorsun Abdüley'i? Duyuyorum abi. Karşıda kim var? Kimsenin olmaması lazım. Bizim burada olduğumuzu bilseler kanasla indirirlerdi. Kaç kişiler sence Abdülhamit? Bilmiyorum abi. Ben önden gidiyorum. Eğer ateş olursa... Çabuk! Aa!